Amir Usta dinlenme tesislerinde tatlı poğaça görmüş olduğunuz gibi taze ve sıcak poğaça. Tiborlu İsmail hayranları. Poğaça ve simitler bulunur. Tulumba tatlısı ve halka tatlı bulunur. Taze simitlerim, taze kaşarlı poğaçalarım, taze peynirli poğaçalarım, taze sütlü simitlerimiz, sade poğaçalarımız, taze halka tatlımız, taze tulumba tatlımız, tüm Hatatköy köylülerimin hizmetindeyiz. Evlere servis yapılır. Burada hizmetimiz devam ediyor. Yani 7-24 saat aç olan gelip burada 5 dakika içinde servisimiz hazırdır. Amil Usta dinlenme tesisinde aynı zamanda kuru yemiş çeşitlerinin birçok çeşidi bulunmaktadır. Çekirdekten tutun, karışık kuru yemiş, fıstık, kabuklu fıstık, sade fıstık ve birçok çeşidi bulunur. Amil Usta dinlenme tesisine gelen müşteriler ultra lüks bir dinlenme tesisiyle karşılaşacaklar. Amil Usta dinlenme tesisinde aynı zamanda taze ve çok tadı iyi olan çiğ köfte hizmeti de sunulmaktadır. Köftemiz hazır. Abi ustamızın eline sağlık. Ayran da al. Buyurun. Ömer Bey. Ona da bir tane daha ver. Kafayı da çak Ömer. Şu bir saniye. Parada. Amil Usta dinlenme tesisinde aynı zamanda kuru yemiş çeşitlerinin yanında içecekler, çitos, kek, bisküvi, çikolata çeşitleri ve birçok ürün bulunmaktadır. Evet arkadaşlar, Amil Usta dinlenme tesisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Amil Usta dinlenme tesisi aynı zamanda sabahtan başlayıp 7-24 hizmet sunan bir lokal bölge merkezidir. Burada yol güzergahı üzerinde olduğundan dolayı hem Batman'dan hem Beşiri'den gelen müşteriler bu dinlenme tesisinde aynı zamanda dinleniyorlar. Yemeklerini yiyorlar, alışverişlerini yapıyorlar. Birçok ihtiyaçlarını burada gideriyorlar. Aynı zamanda Doğan Kavak Köyü'nün gençliğin ve gençliğin dışında da aynı zamanda büyüklerin de sabahları ve akşamları toplanıp çay içtikleri, sohbet ettikleri bir lokal dinlenme merkezidir burası. Amil Usta'da şu anda hizmet sunduğu bu dinlenme tesisi lokal merkezde bize bu konuyla ilgili gereken bilgileri aktaracaktır. Buyurun Amil Usta. Başta hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinleme tesisimiz
sadece Doğan Kavaklı köylerimiz için değil, komşu köyler için de hizmet vermektedir. Yani Doğan Kavak köylerinden daha fazla komşu çevre köylerimizde müşterilerim var. Bölgede tanınmış, sevilen bir insanız. Onun için sıkıntısız insanlardan olduğumuz için çevrede bizi tanımayan insan yok. Biz sevmeyen insan yüzde bir diyebiliriz. Onun için müşterilerimizden memnunuz. Hiçbir sıkıntımız yok. Borcunu ödemeyen yok. Birkaç tane sahtekar, kalevereci, üçkağıtçı insanlar vardı. Onları da tespit ettik. Onlarla da çalışmamız olmayacak artık bu saatten sonra. Memnunuz yani. Alışverişimizden, ticaretimizden memnunuz. İyidir. Allah'a şükür memnunuz yani. Bir geliri var yani. Geçinip gidiyoruz. Sıkıntımız yok. Allah'a çok şükür. Aynı zamanda 7 yaşından başlayıp 70 yaşına kadar gelen müşterileriniz var. Evet, doğrudur. Çocuklar bile yani 7 yaşından 6 bile 4-5 yaşında çocuklar bile buraya geliyorlar. Tesisimizin önünde televizyon var. Salıncak var. Yani gelip televizyon seyredip oturup sallanıyorlar salıncak altında. Peki sizi bu köydeki diğer esnaflardan farklı kılan şey nedir? Mesela diğer esnaflara nazaran baktığımız zaman gençler, çocuklar, hatta büyükler bile devamlı sizin bu dinlenme tesisinin yanında takılıyorlar. Burada çay içiyorlar. Yemekleri olsun, içecekleri olsun her zaman buradan alıyorlar. Diğer esnaflarda böyle bir toplanma yok. Diğer esnaflar, yani hatırladığımdan beri 38 yaşındayım. 38 yaşından beri köyde bakkal marketler bulunur. Daha hiçbir markette böyle bir arkadaşını getirip masada oturup bir kahve içme olmamıştır. İlk defa burada bizim tesisimizde gelen misafirlerini burada arıyorlar. Telefonla arıyorlar, mangal yaptırıyoruz, yemek hazırlıyoruz onlara. Ondan sonra dediğim gibi çiğ köftesinden pidesine, böreğine, tostuna, poğaçadır, simittir. Yani kısacası Batman'da aradığınız her şey burada testimizde bulabilirsiniz. Ondan dolayı fark olur bence. Bir de testinizde herhalde siz müşterilere farklı değerler veriyorsunuz ki gençleri olsun, büyükleri olsun buraya çekiyorsunuz. Doğrudur. Yani şunun parası yok. Şunun millet kimse sevmiyor, buna değer vermiyor. Parası olmadığından dolayı millet onunla oturmuyor, muhabbet etmiyor. Böyle bir şeyimiz yok bizim. Parası için kimseye değer vermeyiz. Parası olup veya olmayanlar için bizim yanımızda değerleri aynıdır. Ondan dolayı olabilir yani. Evet arkadaşlar, Amin Usta dinlenme tesisinde röportajımızın sonuna geldik. Daha önceki yaptığımız röportajlar gibi de Amin Usta'nın dinlenme tesisinde hizmet sunmuş olduğu her şeyle ilgili bilgiyi veriyorduk. Gene aynı şekilde bilgimizi verdik. Amin Usta dinlenme tesisine uğradığınız zaman istediğiniz birçok içecek, yiyecek ve her şeyi bulabilirsiniz. Dinlenme tesisi görmüş olduğunuz gibi burasıdır. Dıştan görünümüdür. Beşir tarafından geldiğiniz zaman Yeşil Camii'yi görüyorsunuz, minare. Buradan geldiğinizde bakkalın önüne geliyorsunuz. Batman tarafından geldiğiniz zaman buradan geçiyorsunuz. Yine bakkalın önüne geliyorsunuz. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı Doğan Kavak köylülerin hakkında? Evet, var. Ben köylülerimi çok seviyorum. Doğan Kavak, Hatatkeli köylülerimi çok seviyorum. Buradan hepsine sıcak selamlarımı gönderiyorum. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Teşekkürler.